tuzunun bildiğimiz gibi %75 veya... Fitoterapi özellikle son dönemlerde vatandaşların kullanmaya başladığı uygulamalar arasında yer alıyor. Ülkelerde bu %90 Afrika gibi. 12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katılan fitoterapi alanı hekimi Dr. Belkıs Yaşa, geçmişten günümüze fitoterapi konulu sunum gerçekleştirdi. Fitoterapi sertifikalı eğitim programı dahil olarak yaklaşık... Fitoterapinin insan hayatındaki yerini ve kullanma amacını anlatan Dr. Yaşa, Türkiye'nin aromatik bitki çeşitliliğindeki zenginliğinden bahsederek faydalı bitki gibi zehirli bitkilerin de olduğunun altını çizdi. Fitoterapi tıbbi aromatik bitkilerin sağlık amacıyla hastalık... Tıbbi aromatik bitkiler anlamında Türkiye'nin zengin kaynaklara sahip olduğunun altını çizen Belkıs Yaşa, insanların artık tıbbi aromatik bitki tedavisine yöneldiğini söyledi. Tıbbi aromatik bitkileri kökleri, meyveleri, yaprakları, çiçekleri, farklı parçacıkları kullanılabilir. Ama bunları yaparken bilimsel kayıtlara göre, farmakopelere göre, monograflara göre... Hekim, tıbbi aromatik bitki reçetesi düzenleyen yetkili kişi olan hekim, bitkisel reçetesini preparatlara yazarak hastasına verir. Tıbbi aromatik bitkiler kullanılmakta. Bu alanda ülkemiz çok zengin kaynaklara sahip. Anadolu medeniyeti zaten tarih açısından da, fitoterapi tarihi açısından da çok zengin. Ülkemizde 12 bine yakın tıbbi aromatik bitki çeşitliliği var. Ve bu bitki çeşitliliğinin 3000 küsur, yaklaşık 3'te 1'i de endemik bitkiler olarak geçmekte. Biz tıbbi aromatik bitkileri sağlıkla, integratif tıp modeliyle hastalarımıza vermeyi, uygulamayı uygun ölçülerde sağlık amacıyla kullandırıyoruz. Peki bu uygulama hangi hastalıklara iyi geliyor? Her hastalıkta kullanılabiliyor mu bitkiler? Bitkiler her hastalıkta kullanılmaz. Daha doğrusu her bitki her hastalıkta kullanılmaz. Bazı bitkileri kesinlikle kullanmayacağımız kişiler vardır. Bunların içerisinde özellikle küçük yaş grubu, gebe, emzirme dönemi kesinlikle dikkat edilmesi gereken hususlardır, göz önünde tutulmalıdır. Hastanın kullandığı, devam ettiği tedavisi mutlaka fitoterapi için başvurduğu hekim tarafından göz önüne alınmalıdır ve kesinlikle kullanılmaması gereken zehirli bitkiler vardır. Bu gibi prosedürler, konular çok tabii dikkat edilmesi gereken konular. Tüm dünyada tıbbi aromatik bitkilere bir yöneliş arttı. Ama aslında şöyle bir husus var. Dünya popülasyonunun zaten %75 ila 80 kısmı fitoterapi ile tedavi görmeye devam ediyor. Özellikle Afrika ülkelerinde, Uzak Doğu'da bu uygulamalar zaten bulunmakta. Burada bizim batıda da bunların tekrar gündeme gelmesi, bazen tedavilere ek arayışlar olması, bazen kronik hastalıklarda çoklu ilaçların hastaları biraz üzmesi gibi olabilir. Bu gün maliyetler olabilir, farklı sebepler kişileri bu alana yöneltebiliyor. Özellikle toplumda çok görülen hastalıklar, kronik hastalıklar, bunlar diyabet, ateroskleroz, kalp hastalığı, kronik yorgunluk sendromu gibi bazı hastalıklar toplumda görülme sıklığıyla paralel bir şekilde fitoterapi arayışlarını da artırmakta.